hastalıkları işleyeceğiz. Basit hastalıklar, bileşik hastalıklar, faziletler ve reziletler konusu işleyeceğiz. İslam ahlakında faziletler önce tanımlanmış olması lazım. İslam ahlakında faziletler konusunu işlerken öncelikle faziletlerin insan nefsinin hangi boyutlarında beslendiğini belirtilmiş olması lazım. İslam ahlak konusunda görüşlerine dikkat çeken, özellikle Osmanlı medreselerinde okutulan başucu kitabı olarak da değerlendirilen Araka Alai yazarı Kınalızade Ali Efendi'nin kitabı bu konuda çok önemli bir kaynaktır. İnsan nefsinin iki gücü vardır. Biri idrak gücü. Yani bu güç sayesinde nefis aklın idrak gücünü gerçekleşir. Bunun da iki görünümü vardır. Nazari gücü bir de ameli gücü vardır. Nazari olarak da bunun aşırılığa ve eksikliğe gitmemesi gerekir. Yani orta düzeyde olmuş olması lazım. Böylelikle hikmet meydana gelebilsin. Ameli güç olarak da itidal yani orta şekilde olmuş olması lazım. Böylelikle de ameli güç olarak da adalet gerçekleşmiş olsun. Hareket ettirici bir güç olarak bu güç sayesinde beden bir takım motivasyon gücü kazanıyor. Hareket ettirici arzu gücü olan şehvet mesela arzu gücü. Aşınmaya gitmediği sürece de orta halde olursa iffet meydana gelir. Hareket ettirici saldırgan güç olan gazap aşınmaya gitmediği sürece orta hal düzeyde olursa cesaret meydana gelmiş olur. Evet, hikmet duygusu mesela değil mi? Hikmet duygusu ifradında ne olur? İnsandan tamamıyla ukalalık meydana getirir ama tefridinde ise ahmaklığa meydan verir ve onun için hikmet duygusunun da itidal üzerinde olmuş olması gerekir denilmiştir. Özellikle hikmet erdeminin altında yer alan bir takım erdemler var. İşte zeka gibi, çabuk anlama, zihin açıklığı gibi, kolay öğrenme, iyi düşünme, ezberleme gibi, hatırlama gibi erdemler. Cesaret duygusu mesela. Cesaret ifradında neyi oluşturur? Atılganlık, tehlikeye atma davranışını ortaya koyar. Ama tefridinde ise korkaklığı meydana getirir. İntidal üzere olmuş olmasına da biz yiğitlik diyoruz. Yani cesaret erdemi kapsamı içerisinde ele alınan erdemler olgun bir nefis, olayları cesur karşılama, yüksek gayret, sebat, yumuşak huyluluk, ölçülü olmak, yüreklilik, dayanıklılık, tevazu, onur duygusu gibi. İffet duygusu fazla ifrat olduğu zaman doyumsuzluk, tefrit olduğu zaman azlığında ise sönmüşlük meydana gelir. İffet duygusu intidal içerisinde olursa fazilet. İfrat ve tefridinde ise rezilet olarak kabul edilmiştir. İffet faziletine dair olan erdemler şunlar. Haya, merhamet, yumuşaklık, nefsin güzel ahlakla donanmaya rağbet etmesi, uyumlu ve geçimli olmak ve arzuları dizginlemek. Sabır gibi, vakar gibi, cömertlik gibi, kerem gibi. Adalet de ifradında ve tefridinde zulüm olur. Rezilettir. Onun için itidal üzere olan adalet ise bir fazilet olduğu ifade edilmiştir. Adalet erdeminin ne dahil olan erdemler nelerdir? Sadakat, vefa, şefkat, mükafat gibi, ibadet ve tevekkül gibi. Evet, erdem ve mutluluklarla ilgili konuları işledikten sonra reziletler mesela toplumun en küçük birimi için en küçük topluma adı verilir. Mesela mutlu kişilerden mutlu toplumlar doğacaktır. Gazali gibi klasik İslam dinini kendi içinde okumayı öneren ahlakçılara göre ahlakı izah etmek için insan denen varlığın açıklanması gerekir denmiştir. Bu bağlamda da ahlakı insanın kalp, ruh, nefis ve akıl yetilerini açıklamak suretiyle de izah etmişlerdir. Böylelikle çirkin ahlak olan reziletler, mesela kalp cehaleti, meleki nefis, ameli nefis oluşturur. Ruh cehaleti, meleki nefis, ameli nefis oluşturur. Nefs cehaleti, meleki, ameli nefsi. Akıl cehaleti, zulüm, meleki nefis, ameli nefsi. İrade, arzu,
ölçüsüzlük, iffetsizliği, hayvani nefis ve saldırgan olan nefsin oluştuğunu denilmiştir. Temel olaraktan gördüğümüz gibi erdemler ve reziletler, faziletler ve reziletler şu şekilde sıralanmıştır. Mesela hikmetin zıttı nedir? Cehalettir. Adaletin zıttı nedir? Zulümdür. İffetin zıttı nedir? İffetsizliktir. Cesaretin zıttı nedir? Korkaklıktır denmiştir. Yani bu şekilde temel olarak bu fazilet ve reziletlerle ilgili ifadeler bu şekilde formüle edilmiştir. Formüle edilen bu yapılanma içerisindeki ahlaki hastalıklar üzerinde durmuştur. Basit hastalıklar, mesela temiz gücünün hastalıkları denmiştir bunun adına. Fazlalık yönünden düşündüğümüz zaman, ifrat olarak düşündüğümüz zaman, temiz gücünün ifratı nazari hikmet ve ameli hikmette meydana gelmiş olmasını ikiye ayırırız. Nazari hikmette aşırılık iki kısımdır. Araştırmada sınırı aşıp tartışma ve anlatmadan mübalağa etmek. Kınarzade Ali Efendi'nin dediği gibi inceden inceye araştırma olmadığı ne düşünmektir. Soyut konularda duyularla hükmetmek mesela. Bu şeytana itaat, vehim, akıl ve düşüncenin atıl kalmasından doğmaktadır. Ameli hikmette meydana gelen fazlalıklar küllilerde ve cüz'ilerde olmak şekilde ikiye ayrılmıştır. Ameli hikmetteki fazlalık cüz'ilerde meydana gelirse ona hilekarlık, kurnazlık ve kötülük adı verilmiştir. Ameli hikmet fazlalık olaraktan küllilerde meydana gelirse buna da deha adı verilmiştir. Eksiklik yönünden bakıldığı zaman temiz gücünün eksikliği de nazari veyahut da ameli hikmette olana göre ikiye ayrılmıştır. Bir tanesi nazari hikmetteki eksiklik. Yani düşüncenin gerekli olan derecelerin eksik olması. Buna dar kafalılık adı verilmiştir. Ameli hikmetteki olan eksikliğe de eblehlik veyahut da bölünlük adı verilmiştir. Burada öfke gücünün hastalıkları ele alındığında, fazlalık yönler ele alındığında aşırı kızgınlık, intikam ve yersiz hiddettir. Eksiklik yönünden baktığı zaman gayretsizlik, korkaklık ve yüreksizliktir. Arzu gücünün hastalıkları açısından bakıldığı zaman, basit hastalıklar bunlar biliyorsunuz. Fazlalık açısından bakıldığı zaman yeme içme ve cinsel ilişkiler içerisinde son derece hırslı, kötülük içerisinde olmaktır. Ama eksiklik yönünden olduğu zaman yaşamak için gerekli olanı kazanma, helal lokmayı isteme konusunda sebepsiz veya tembellik yapmak gibi durumlar. Bileşik hastalıklara baktığımız zaman, bileşik hastalıklarda temiz gücünün hastalıkları diyoruz. Fazlalık yönünden şaşkınlık, eksiklik yönünden basit cahillik. Öfke gücünün hastalıkları açısından bileşik hastalıklar içerisinde fazlalık yönünden olduğu zaman öfke, eksiklik yönünden baktığımız zaman korkaklık. Arzu gücünün mesela fazlalık yönünden bakıldığı zaman arzunun fazlalığı, eksiklik yönünden baktığımız zaman tembellik, üzüntü ve kıskançlık. Ve böylelikle İslam ahlakının ele almış olduğu ahlaki hastalıklar basit ve bileşik hastalıklar olarak ele alınmıştır. İslam'da ayrıca aile ahlakıyla ilgili, yuvanın kurulmasıyla ilgili, eşlerin birbirlerine karşı olan hak ve sorumlulukları ele alınmıştır. Bunlar teker teker görevleri itibariyle sıralanmıştır. Bunun dışında toplumsal ahlaktan da söz edilmiştir. Toplumsal ahlakın boyutları ele alınmıştır. Toplumsal ahlak konusunda ilkeler ortaya konmuştur. Bir de iş ahlakı var. Yani iş ahlakının içerikleri ele alınmıştır. İşverenin ahlakı, iş görenin yani ahlakı üzerinde durulmuştur. Erdem ve ekonomi ilişkileri içerisinde ele alınan ahlaki yapılanma üzerinde durulmuştur. Bir de çevre ahlakı. Yani İslam çevre ahlakının mesela dört esası öne çıkmıştır. Bir tanesi yararlılık kuramı, sorumluluk, erdemlilik ve bilgelik hikmeti ele alınmıştır. İslam çevre ahlakının ilkeleri ele alındığı gibi burada özellikle çevre ahlakında nimet ilkesinin bir çevre nimettir yapılanması içerisinde olmak. Ayet ilkesi içerisinde çevre bir ayettir. Emanet açısından bakılmıştır. Hilafet açısından, merhamet açısından, muhabbet açısından, ubudiyet ve
kutsiyet açısından ele alınmıştır ve ele alınan ahlaki yapılanmalarda insanlarda kesinlikle meleke haline, yatkınlık haline gelmesi, huyların denetimli bir şekilde ele alınmış olması ifade edilmiştir. Böylelikle İslam ahlakıyla ilgili konularımızı sizlerle özetlemiş bulunuyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar.